Arkadaşlar hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ben Hasan Hocanız. Bugün sizinle beraber temel atma kampımızın ilk videosunu çekiyoruz. Yani güzel bir kamp sizi bekliyor. Bütün o matematik konularının hepsinin, yani hepsini çok iyi bir şekilde çalışacağız. En ince ayrıntısına kadar çalışacağız. Bu video bizim için giriş videosu olacak. Neler yapacağız, nasıl çalışacağız, hangi konular bizim için çok önemli. Yani ben aslında matematik, inkılap tarihi, Türkçe ve fen bilimleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani öğretmenlerimiz var, onlarla konuşuyoruz. O çalışmaları yaptığımızda onlarla ilgili de temel atma kampımız başlayacak arkadaşlar. Yani hemen hemen bütün derslerle ilgili yapmaya çalışacağız. Konuşuyoruz, bakalım olursa çok çok güzel olur sizin için. Şimdi öncelikle ben tahtamıza yazdım. Tahtamıza geçeceğiz. Bütün o matematik konularının hepsini tek tek yazdım. Bakacağız. Hangi konu bizim için daha önemli? Hangisi bizler için daha değerli? Hangisine daha çok çalışacağız? Hangisine daha ince ayrıntı çalışacağız? Onları konuşacağız. Nasıl çalışmanız lazım? Matematiği nasıl sevmeniz lazım? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu kısmı çok uzatmayalım. Hemen geçelim tahtamıza. O tahta kısmımızda her şeyi tek tek anlatacağız zaten. Hadi temel atma kampımız başlasın mı? Hadi başlasın. Evet arkadaşlar, ben Hasan Hocanız. Bugün sizinle beraber anlattığımız gibi temel atma kampımızın giriş bölümünden bahsedeceğiz. Neler yapacağız, nasıl çalışacağız, hangi konularımız var, hangi konular daha önemli, bunları bilmeden tabii ki hemen kampa girmek mantıksız olur. Öncelikle bir bakacağız, bizim düşmanımız kim? Yani biz matematiği düşman olarak göreceğiz arkadaşlar ve o düşmanı en iyi şekilde nasıl yenebiliriz, onun analizlerini yapacağız. Ona göre çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, matematik aslında çok muazzam bir şey. Çok eğlenceli, çok güzel bir şey. Ama bizler kendi kafamızda bir şekilde ön yargılı davrandığımız için matematiği yapamıyoruz. Yani aslında yapabiliriz. Bakın, yani bu 2020 LGS'de 184 kişi, tabii ki sayılarımız az ama daha fazla olabilirdi. 184 kişi tam puan aldı arkadaşlar. Yani sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Yeter ki inanın ve gerektiği kadar çalışın. Bunu yapabilenler yapabiliyorlar ve istedikleri o puanları alabiliyorlar. Öncelikle arkadaşlar, bizler matematikle ilgili şu önyargılarımızı bir atalım deme. Matematikten korkmuyoruz. Ben inanın, yani elimden geldiğince en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. En böyle, yani her şeyini anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde eksik kalsın istemiyorum ama... Ya bunlara başlamadan önce sizlerden ufak tefek şeyler istiyorum. Bakın, biliyorum 8. sınıfa geçtiniz ama bazılarınız çarpım tablosunu bile ezbere bilmiyor. Maalesef bilmiyor. Yani lütfen bu kampımıza başlamadan önce, ki yarın başlayacağız. Yarın güzel bir videomuz olacak. Çarpanlar ve katları anlatacağız. Arkadaşlar lütfen ama lütfen yarına kadar sizden ricam, şu çarpım tablosunu çok iyi bir şekilde ezberleyin. Hız kazanmak için, yani matematikte hız kazanmak istiyorsak çarpım tablosunu ezberlememiz lazım. Öncelikle buradan başlayalım. Onu tamamladıktan sonra tabii ki çarpanlar ve katlara başlıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde matematik konularımızın birinci dönem kısmı burası. Yani birinci dönemde göreceğiniz konular burada. Bunları biz ne yapacağız? Bu Ağustos, yani 31 Ağustos'a kadar çok iyi bir şekilde her şeyi analiz ede ince ayrıntısına kadar didikleyerek hepsini çalışacağız. Hiçbir şeyiniz kalmayacak, hiç eksiğiniz kalmayacak. Burası da şu kısımda arkadaşlar ikinci dönem konularınız. Bizler 31 Ağustos'a kadar benim hedefim hepsini çalışabilmek, hepsini bitirebilmek kampımızda. Ama tabii ki dediğim gibi önceliğimiz arkadaşlar şu kısım. Bu kısmı çok iyi bitirmeden, ya işte Ayşe, Fatma, Ali bunlar da çok iyi, sıkıntısı yok, hepsini halletmiş dediğimiz ana kadar buraya geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden burayı böyle bir iki haftada falan bitiririz diye düşünüyorum. Ondan sonra buraya geçeceğiz. Buradaki kısımları da bitir. Yani hedefimiz hepsini bitirebilmek, ki inşallah da bitireceğiz. Bakın burada bizim için önemli konulardan biri arkadaşlar, şöyle de söyleyeyim aslında. MEP, Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar, tek bir, mesela çarpanlar ve katlarla ilgili soru sormuyor aslında. Üslü ifadeleri koyuyor, karekökli ifadeleri koyuyor, veri analizi, olasılığı. Aslında bir soruya 3 tane, 4 tane kazanım koyabiliyor. 4 tane, 5 tane bölüm, konu koyabiliyor. O yüzden ben sizlerden şunu istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle şunu düşünmeyeceksiniz. Ya karekökli ifadeler çok önemli, ben bunlara daha çok çalışsam daha iyi olur demiyoruz. Hepsine en iyi şekilde çalışacağız. Mesela çarpanlar ve katlar.
Arkadaşlar, en ince ayrıntısına kadar çalışacağız. Hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Üslü ifadelerde hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Karaköklü ifadelerde veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler. Bizler, ben sizin için şöyle bir şey de planlıyorum. Mesela çarpanları ve katları anlattık. Onlarla ilgili bitti diyelim konu anlatımımız. Soru çözümlerimiz, her şeyimiz bitti. Ben sizlere bunlarla ilgili bir bilgi yarışması hazırlayacağım. Bu konuyla ilgili, çarpanlar ve katlarla ilgili. Ve orada bütün bu kampa katılan arkadaşlarınızla beraber yarışacaksınız. Sıralamanıza bakacaksınız. Neler yapmışsınız, nasıl yapmışsınız onlara bakacağız. Onları inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki işte %60'ı kötü, yani anlamamış diyeceğiz. Hemen geleceğiz. Çarpanlar ve katlarla ilgili daha çok soru çözeceğiz. Anlaştık mı? Yani ben sizleri analiz ede ede bu şekilde gideceğiz. Hiç eksiğiniz kalmadan bu işi bitireceğiz. Şimdi olasılık cebirseli var. Burada bizim için tabii ki yani sizi zorlayacak dersler var mı? Var. Çarpanlar ve katlar. Neden? Çünkü ilk konumuz olduğu için çarpanlar ve katlar sizi zorlayacaktır arkadaşlar. Aslında çok kolay bir konu ama ilk konu olduğundan dolayı zorlayacaktır. Mesela üslü ifadeleri halledeceksiniz, karaköklü ifadeleri halledeceksiniz, veri analizi, olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikleri. Evet, bu konuda biraz sıkıntılı. Yani cebir sıkıntısı oluyor. Onunla ilgili de ek çalışmalar yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Ben arkadaşlar temel soruları, yani konuyu anlayabilmeniz için temel soruları bu tahtada çözeceğim. Çok fazla temel soru göreceksiniz. Çok fazla temel soru çözeceğim. Sonra bilgisayara geçeceğiz ve yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Çarpanlar ve katları bitirdik mi? Bitirdik. Konu anlatımı bitti. Tahtada işimiz bitti. Tahtadaki o temel soruları da çözdük. Sıkıntı görünmüyor. Sonra bilgisayara geçeceğiz. Çünkü yeni nesil soruları buradan tak 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 tahtaya yani yazmak sıkıntılı oluyor arkadaşlar. O yüzden bilgisayara geçeceğim. PDF halinde. Onları sizlere de dağıtacağım. Ve arkadaşlar oturacağız beraber o soruları tek tek çözeceğiz. Ama sizlere konu anlatımının PDF'lerini vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Çünkü sizler tembelliğe alışın istemiyorum. Ya videoyu izlerken lütfen ama lütfen not tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Güzel bir defteriniz olsun. Lütfen bakın. Bir tane defter kesinlikle tut. Güzel olsun defterin. Yani çok iyi notlarını çok iyi al. Bakın. Notlarımızı çok iyi almadığımız sürece hep en başa geri döneceğiz. Hep en başa geri döneceğiz. Sen notlarını çok iyi al. Ondan sonra bir daha konu anlatımla işin kalmasın. Bakacaksın notlarını. Ha şöyle şöyle diyeceksin. Soru çözeceksin. Bol bol soru, bol bol soru. Ne kadar soru çözersen sen o kadar üst seviyeye çıkacaksındır. Anlaştık mı? Arkadaşlar sonra doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgenler, eşitlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler. Bunların hepsini göreceğiz. Tabii ki bunlarda yani sıkıntılar, yani böyle takıldığınız yerler olacak mı? Kesinlikle olacak ama ben hepsini çok iyi bir şekilde anlattıktan sonra sen gene videonun yorum kısmına yazabileceksin. Ya hocam şurayı anlamadık, bir daha anlatabilir misiniz? Veya işte şu kısmı ne durumda? Ben sonra soru çözerken diyeceğim ki arkadaşlar eşitsizliklerin şu kısmını anlamamıştınız, bir daha anlatıyorum. Soru çözerken kısımda bir daha anlatacağım. Onunla orada o şekilde de pekişmiş olacak. Yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar çalışacağız. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak inşallah. Arkadaşlar bakın dediğim gibi lütfen ama lütfen bir defterin olsun. Ben bunların PDF'ini yani şu tahtanın karalamadan önce tahtanın fotoğrafını çekerim sizlere atarım. Ama sizler onları not almadığınız için bakın hem dinleyeceksin. Tamam mı? Dinledikten sonra videoyu durduracaksın. Durdurduktan sonra o notları tek tek alacaksın. O notları tek tek al. Sana inan fayda verecektir. Yani biz senin faydana olmayan şeyler zaten yapmayız. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen tabii ki de notlarınızı kendiniz çıkarın. Bunda anlaştık. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Çarpanlar ve katlar. İlk konumuz bu olacak. İlk konumuzu yarınki videomuzda paylaşacağız. En ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Ondan sonra bol temel soru çözeceğiz. Ondan sonra bol yeni nesil soru çözeceğiz. Yani çarpanlar ve katlarda temel soru olacak ve yeni nesil soru olacak. İkisini de yapacağız. Çünkü sizin için önemli olan tabii ki de yeni nesil soru. Ama temel soruları çözerek o konuları pekiştireceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Bu şekilde sıra sıra gideceğiz. Çarpanlar, katlar bittikten sonra üslü ifadelere geçeceğiz. Karaköklü ifadelere, veri analizine, olasılık, cebirsel ifadeler. Ben sizden şunu istiyorum. Ben sizlere plan da oluşturacağım. Yani kendi kampımızla ilgili plan oluşturacağım sizlere, özel plan. Sizlerden de şunu istiyorum. Şunu not defterinizin en başına yazın bütün derslerinize. Ondan sonra çarpanlar ve katlar bitti mi? Koy. Çarpıyı koy. Arkadaş seni bitirdim. Tamam mı? Bu şekilde çarpıları bitireceğiz takır takır. Yani hedefimiz aslında
Ağustos'un 31'ine kadar bütün hepsini bitirebilmek. İnşallah da bitireceğiz arkadaşlar. Hiçbir sorunumuz inşallah kalmayacak. Evet, bu şekilde yani merak ettikleriniz varsa yorum kısmına kesinlikle yazın. Hocam şu şekilde yapalım, şöyle olsun, böyle olsun dediğiniz olursa yorum kısmında kesinlikle bekliyorum. Arkadaşlar LGS 2021 matematiği full yapacağız. Ben sizlerden, herkesten hedef istiyorum. Hedeflerinizi de kesinlikle yorum kısmına yazın. Hocam benim hedefim 18. 18 olmasın arkadaşlar. Hedefimiz 20'de 20 yapmak olsun. Ona göre çalışalım. Anlaştık mı? Yani çok korkuyorsunuz. Matematik yapamıyorum, şöyle olmuş, böyle olmuş. Korkmak yok. Hedefimizi 20'de 20, düşmanımızı arkadaşlar 20'de 20. Düşmanımızı o şekilde, en iyi şekilde analiz edeceğiz ve 20'de 20 ne çıkarırsa çıkarsınlar, önümüze ne sorarlarsa sorsunlar, en iyi şekilde yapacağız. Ve bana artık şunu sormayın. Hocam LGS 2021 nasıl olacak? Arkadaşlar bizler LGS 2021'e en zor olacak şekilde çalışacağız. En zoru neyse arkadaş ona göre çalışacağız. Sonra kolay gelmiş, orta gelmiş bizim için önemli değil. Biz zaten en zoruna çalışacağız. Çünkü bakın orta gelecek diyorum veya kolay gelir arkadaşlar bu sene diyorum. Bırakıyorsunuz çalışmayı, çalışmıyorsunuz. O yüzden bu sene en zor şekilde çalışacağız. En zor halini çalışacağız ve hiçbir sıkıntı çıkarmayacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda görüşürüz.